Abi size soralım. 2021 nasıl geçti? Valla nasıl geçti? Ne tür zorluklar çektiniz? Valla çok çektik. Ne tür zorluklar çektiniz? Sen de biliyorsun, herkes de biliyor. Herkes zorluk çekiyor. İş yok, ekonomik olarak ne bileyim. Yani çoktur. 2022'den nasıl bir beklentiniz var? Valla hiçbir beklentimiz yoktur. Ne olacak? Yani 2022'de ne olacak? Neden böyle düşünüyorsunuz? Yani? Yok, zaten 2021 nasıl geçtiyse o daha beter olacak. Yani bence. Herhangi bir umudunuz yok yani? Umut Allah'tan umut kesilmez de. Abi siz 2021 nasıl geçti abi? 2021 çok sıkıntılı geçti. Hem pandemi nedeniyle hem de ekonomi nedeniyle çok sıkı geçti yani şeyine. Zamlardan karşılaşınca çok sıkıntı çekti yani. Bir teneke yak alamaz olduk yani şeyine. Millet eskiden tenekeyle alıyordu. Şimdi kiloyla alıyorlar. O da bazı yerde vermiyordu yani şeyinde. Saklıyorlardı yani. Öyle ama. 2022'den nasıl bir beklentiniz var? Ne olursa daha mutlu olursunuz, daha güzel geçer. Bence 2022'de bu hükümet değişirse, bir de siyasetçiler çalmasa, herkes düzgün işini yaparsa inşallah düzelir yani. Çalarsa tabii herkes sıkıntı çeker yani. Vallahi beklentimiz yok. Neden yok abi? Çok umutsuzuz. Umudumuz mini piyango kalmış. O da teşekkür ederim. Rezalet. Neden rezalet? AKP'ye sormak gerek. Ne yaptı, neler yaptı? Yani anlatmaya gerek yok. Hepimiz biliyoruz. 30 lira aldığımız yağ 140 lira olmuş. Bir kolu yumurta 42 TL olmuş. Bundan büyük rezalet var mı? Yani dünyada zaten sorun var. Kapitalizm olduğu sürece sorun olmaya devam edecektir de. O sistem olduğu sürece. Biz kendi ülkemize bakarsak tepeden tırnağa sorun. Ne tür sorunlar var? Yani mesela örgütlenme yasak. 3 kişi bir araya geliyor. Bir basın açıklaması yapamıyor. Haklarını arayamıyorsun. Hukuk yok, adalet yok, insan hakları yok. Yok da yok yani. Yani bunun için nasıl bir çözüm gerekiyor? Öncelikle bence bir an önce AKP, MHP'nin gitmesi gerekiyor. Öncelikle bunun gitmesi gerekiyor ve hemen ülkenin acilen erken seçime gitmesi gerekiyor. Belki bir nevi bir nebze nefes alabilir. Bunun dışında en temel sorun Kürt sorunudur. Kürt sorunu çözülmeden bu ülkede ne demokrasi gelir, ne insan hakları gelir, ne ekonomi gelir. 22 yılından beklenti nedir? Vatandaş ne olmasını istiyor? Siz ne olmasını istiyorsunuz? Hiçbir beklentim yok. Hiçbir umudum yok. Artık bu iktidarın döneminde bir sanat yok, tiyatro yok, gülme yok, sohbet yok, huzur yok. AKP ve MHP iktidarda olduğu sürece benim zerreğimiz kadar beklentim yok. Olamaz. Hata ve hata sadece onlar değil. Siyasal İslam Orta Doğu'da olduğu sürece Müslümanlar ve Orta Doğu'daki halklar böyle birbirini boğazlamaya devam eder. 2021 yılı senin için nasıl geçti dayı? Ben nasıl gelmiş? Vallahi ben hiçbir şey anlamadım. Zaradan başka hiçbir şey görmemişim. Her türlü zarar, milletten zarar görüyor. Başka bir şey yok. Ne diyelim babam, görüyorsa bu çarşıda millet bayan erkek elbiseni giymiş, erkek topuzunu yapıyor, devam ediyor. Allah-u Teala böyle sevmiştir. Başka bir şey diyeceğimiz yok. Ekonomik olarak herhangi bir zorluk çektiniz mi? Allah'a çok şükür şu ana kadar zorluğum yok. Sadece Allah'tan bekliyorum. Başka bir şey için beklemiyorum. 2022 için ne tür bir beklentiniz var? Vallahi 2020'den düz ucuzlasın. Çocuğumuz bekar kalmış. Ne yaparız yani? Artı düşüyor. Diyor 3 tane anahtar olmasa kız veremeyiz. Ne anahtarım var, ne arabam var, ne evim var. Ne yapabilirim? Neyin anahtarı 3 tane? Diyor 3 tane anahtar olmasa bir maaş, biri araba, üçüncüsü ev. 2021 nasıl geçti abi? Vallahi çok kötü geçti abi. Neden kötü geçti? Görüyorsun dolar ne kadar oldu? Erzak mah ne kadar? Bir teneke yok 500 milyon. Sen nasıl idare edeceksin bir ailen? Devlette olsa zaten acından ölüp gideriz. Yaşlılık maaşı alıyoruz. O zaten bir teneke ota gelmiyor. Nasıl olacak? Ama sen düşün. 2021 yılı kabus gibi mi geçti sizin için abi? Vallahi kabustan daha berbat geçti. Cehenneme gibi geçti. Beklenti herkes iyini istiyor. Huzur olsun, güzel olsun. Değil mi? Barış olsun. Her şey bundandır. Yani ne kadar huzur olsa o daha iyidir. Vallahi çok kötü geçti. Ben tek kendim için demiyorum, bütün gençler adına da söylüyorum. Bu nasıl kire edeceğim? Hiç kimse mutlu değil. Mutlu olan bir insan göremez. Yok. Kimse mutlu değil. Allah herkesin yardımcısı olsun. Peki 2022 yılından beklentiniz nelerdir? Hani ne olur? Eğer böyle olursa hiç gelmesin. Vallahi
Allah böyle olsa gelmezse görmeyelim. Bu rezilliği görmeyelim. Değil mi? Gördünüz, siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Söylemeye gerek yok. Hiç güzel değildi abi. Neden güzel değildi? Nasıl diyeyim abi? Her şey zam geldi falan abi. Yani biz okuyoruz. Yani abi şimdi cebimizde para yok abi. Hiçbir şey alamıyoruz ha. 2022'den ne tür beklentilerim var? Yani 2021 ekonomik olarak düşünmezsek güzel geçti. Tabii 2022'den beklentimiz ekonominin düzelmesi. Ekonomik olarak ne tür zorluklar çektiniz? Ne tür sıkıntılar? Yani öğrenciyiz, okuyamıyoruz abi bu şartlarda. Hani öğrenci burada okumak bile yani zor. Bir de büyük şehirlere göre düşünürsek. Yani ekonomik olarak nasıl diyeyim abi ben sana? Mesela şimdi eskiden 10 lira sen okula gidip gelirken şimdi 10 lira senin hiçbir şeyine yetmiyor. Kantin olsun, test kitabı olsun, hani bir de son sınıfım, üniversite sınavım var, mecbur test alıyorum. Hani bayağı zorluklar oluyor tabi. Gelecek kaygısı yaşıyor musun dostum? Hani bu yaşta daha farklı şeyler düşünmen gerekirken. Hani bu yaşta yani mesleklere biz önceden mesela istediğim mesleği düşünürken şimdi parası çok olan meslekler düşünüyoruz. Çünkü bu ekonomide burada yaşamak. Hani yüksek maaşlı bir iş düşünmek zorunda kalıyoruz. Şu an öğrencisiniz, peki çalışıyor musunuz herhangi bir ailenize katkı sağlamak için? Yani çalışmıyoruz çünkü Siirt'te çalışacak yer yok. Hani çalışabileceğimiz bir yer yok. 2022'de ne tür beklentilerin var? Hani ne olmasını istiyorsun? Nelerin değişmesini istiyorsun? Hani mesela burada bir iş yeri açılabilir. Hani ekonomi düzeltmek için bir şeyler yapabilirler diye diyorum Bir fabrika yapasaydı kimse işsiz kalmazdı. Valla abi bu Güre Caddesi'ne yapılan masraf bir fabrika yapasaydı şimdi kimse işsiz kalmazdı. Yani buradan İstanbul'a, Ankara'ya falan işe gidiyorlar. Yani herkes bu kendi memleketinde çalışırdı abi. Valla her şeyden iyi iş geçmedi. Neden iyi geçmedi? İş geçme, krizler oldu, bu zamlar oldu, dolar şey oldu. Mesela ben 7 nüfuslu 25 tane çocuğum okuyor. Şu an çalıştığım 100 milyon günlük alıyorum. Geçinemiyorum, çok zor. Kirada mısınız? Kiradayım. Kiradayım, bir geçimim sanamıyorum. Bir çocuk bir isteği oluyor, o isteğine sahip olamıyorum. Sen üzülüyor. 5 tane çocuk okutmak zordur bu zamanda. Eskide iyi kötü geçiyordu bu boğazımıza. Şu an biz kuzey eti bir senede biliyorduk. Bayramdan bayrama. Şimdi tavuk etini de artık 15 günde bir şey yapıyoruz. Bugün kilosu 10 milyondan şu an 28 milyona gitti. Geçim çok zor olmuş hocam. Zamlar üste geldi ve... Zamlar tabii üste geldi hocam. Bugün bir kiracısın. Kiracı ben 500 öderken ev sahibi 750 milyon para istiyorum. Mesela fırsatçılık şeyine giriyor. Şu an çok zor. Peki 2022'de nasıl bir beklenti içerisinde? İki inşallah iyi günlerde görürüz inşallah. Zamlar gitsin. Zamlar gitsin. Tabii güçsüz zaman bizim için daha iyiydi. Geçim şu an ekmek 2 milyon oldu. 2 milyon bugün sabah öğlen akşam 13-14 tane 7 nüfuslu olduğum için ekmek çok zorlamış. Sadece ekmeği hesapladığın zaman şu an 100 milyon 10 milyon oldu. Geçim çok zor hocam.